Yunan basını son raporlara göre Baykar'ın Türk Bayraktar Akıncı TİHA'sı, yerli üretimi H-230 füzesi ile yaptığı deneme atışında hedefi 140 kilometre uzaktan vurdu. Bu silah ilk önce bir uçaktan ateşlenmiş gibi görünüyor. Dedi, bildiğimiz gibi, Türkiye'nin amacı, Akıncı programı aracılığıyla yerli üretim yeni silah ve sistemleri test etmek ve değerlendirmekti. IHA-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen ilk Türk hipersonik havadan yere füzesidir. Türkler, 31 Mart 2023'te yaptığı testi başarılı buldu. Breidisto bölgesine bağlı Sorlu kentindeki Akıncı Uçuş Test ve Eğitim Merkezi'nden Cuma günü havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli test fırlatma işlemini gerçekleştirmek için Sinop kentine uçtu. IHA-230 füzesi, IHA İngilizce İHA, yani insansız hava aracı anlamına gelir, Bayraktar Akıncı'dan Türklerin söylediğine göre Sinop Atış Poligonu'nda fırlatıldı ve Karadeniz'de 140 kilometre uzaktaki bir hedefi doğrudan ateşle vurdu. IHA-230 füzesinin kendi tahrik sistemi vardır, bu nedenle artırılmış menzile sahiptir, bu da onu uzun menzilli bir füze olarak kabul eder. Türkler insansız hava aracını nicelik olarak üretecekleri gelişmiş ve güçlü bir caydırıcı yapmak istiyor. Bu, test lansmanı haberlerine yer veren Türk medyası tarafından da doğrulandı. Şimdi, bu çabanın ne kadar başarılı olacağını sadece zaman gösterecek. Türkiye'den Roketsan, IHA-230 füzesini balistik füze olarak tanıttığı ve hipersonik silah olarak tanıttığı TRG-230 karadan karaya füzeye dayandırdığını söyledi. Akıncı'nın IHA-230'una gelince, Türkler 150 kilometrenin üzerinde bir menzilden bahsediyor. Elbette bu sayı doğru olsa bile böyle bir silahın menzili, nakliye uçağının hızı, fırlatıldığı irtifa ve benzeri gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Türk basınına göre, IHA-230, 42 kilogram ağırlığındaki bir tank savar delici savaş başlığı, bir termobarik savaş başlığı ve benzeri. Toplamda 225 kilogram ağırlığa, 3,4 metre uzunluğa sahip füzenin tamamı Türklere göre hedefi radar ve muhabere unsurları, düşman hava savunma dizilimleri, komuta merkezleri, hafif zırhlı kara araçları ve benzeri vakum bombaları olarak da adlandırılan termobarik silahlar, yüksek sıcaklıkta patlamaya neden olmak için çevredeki havadaki oksijeni kullanan bir patlayıcı türüdür, denildi.